Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 4K HD Ultra Wi-Fi kamerayı, Wi-Fi aksiyon kamerasını tanıtacağım. Arkadaşlar bu 4K Ultra HD Wi-Fi aksiyon kamerası. Şimdi bununla bunu nasıl çalıştıracağız ve aynı zamanda bunu telefonumuza aktarıp Wi-Fi görüntülemeyi nasıl yapacağız? Onu anlatayım. Normalde bu kamerayı alırken bir tanıtım kataloğu veriyorlar. Tanıtım kataloğunun içerisinde şurada gördüğünüz gibi barkod var. Yalnız bazı telefonlarda bu barkod okumadığı için barkod okuyor ama barkod okuduğu zaman şurada AceCamp App diye bir uygulama var. Bu uygulamayı telefonunuza indirmeniz lazım. Yalnız telefonunuzun sürümü küçükse ya da işlemcisi küçükse bunu telefonunuza indirmiyor. Böyle bir yetkiyi vermiyor size. Şimdi size daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi AceCamp dosya uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Onu da telefonunuzun sürümü ya da telefonunuzun dosya verisi ya da dosya aplikasyonu küçükse, çok eskiyse, eski bir model telefonsa onu indirmiyor. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Onu anlatayım size. Telefonumuzu açalım. Uygulamamıza girelim. Android telefonlarda veya iOS'larda hangi uygulamadan indiriyorsanız telefonunuzu o uygulamaya bağlanarak Google Play'e gördüğünüz gibi bakın. Tekrar yazalım. eSmart DV. eSmart DV programını açıp şimdi gelecek. Yukarıdaki tekrar gösterelim. Netleştirelim. eSmart DV kamera şeklinde olan programı yükleyeceğiz arkadaşlar. Biz bunu yüklemiştik. Şimdi açtık. Şimdi telefonumuzu açtık şimdi. Buradan da gördüğünüz gibi şurayı gösterelim. Buradan mode tuşuna basıp 4K HD aksiyon kameramızı açıyoruz. Bunun ön tuşuna basarak fotoğraf moduna geçmemiz lazım. Şu anda gördüğünüz gibi fotoğraf modundayız. Bunun sağ tarafındaki alt tuşuna sürekli basarak evet gördüğünüz gibi waiting for Wi-Fi connections. Wi-Fi'yi şu anda açtı diyor. Buradan da biz telefonumuzun Wi-Fi uygulamasına girip şuradan netleştirelim. Evet. Buradan da telefonumuzun Wi-Fi uygulamasına girip Wi-Fi uygulamasına giriyoruz. Telefonla kameranın eşleşmesi lazım. Evet, şu anda bakalım kamera eşleşmiş. Evet, kamera eşleşmiş. Bağlan diyeceğiz. Şu an bağlanacak. Evet, bağlantı kuruldu. Geri diyoruz şimdi. Şu an eSmart DVG programına gelip buradaki birine bastığımız zaman zaten ekrana çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi şimdi ben kamerayı şu anda bakın. Şu an kamera gördüğünüz gibi telefonu çekiyor. Bunu ben artık nereye gösterirsem şu an gördüğünüz gibi televizyonu çekiyor. Gördüğünüz gibi televizyonu çekiyor. Yukarıya çekiyor. Yani burada artık hangisini gösterirseniz otomatik olarak kameranız, telefonunuz sizin artık taşıyıcı bir gözlemci olur. Kameranızı da istediğiniz yere çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yere, zemine, telefona, her yere çevirerek görebilirsiniz. Yani ille kataloğunuzda gelen şöyle gösterelim.
ille kataloğumuzda gelen Ezcamp, şuraya tekrar bakalım neymiş bu? Ezcamp app uygulamasını indirmenize gerek yok arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi eSmart DV programını indirirseniz de bu aksiyon kamerasını aktif hale getirirsiniz. Aksiyon kamerasını aktif hale getirdiğiniz zaman sizde Wi-Fi ile mutlaka bağlantısını yapmanız lazım. O bağlantısının şifresi de gördüğünüz gibi zaten katalogda gelecek. Eğer katalogda gelmezse arkadaşlar Enter the Password diyor. Bu da 1'den 0'a kadar olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dediğiniz zaman eSmart DV ile telefon eşleşmiş olarak bağlantı kuracak. Yani şurada onu da gösterelim. Hiç bir sıkıntı yaratmasın. Şuradan tekrar açalım. Bağlantıyı kurmak için çünkü şu anda Wi-Fi'yi açtık. Aksiyon kamerasının Wi-Fi'sini açtık. Ecamp H9 diyor. Burada sizden kamera isteyecek çünkü. Avu unut diyelim. Tekrar biz basalım. Ağa bağlan. Evet, gördüğünüz gibi buradan sizden bir şifre isteyecek. 7, 8, 9, 0, kaydet. Şimdi gördüğünüz gibi kaydedilecek. Tekrar bakalım. Hep birlikte. Evet, kaydedildi. Güvenli şu anda. Şu anda bağlantısı tamam. Bağlanıyoruz. Kimlik denetimi yapılıyor. Evet. Şifresi değiştirilmiş diyor. Yanlış şifre girdik galiba. 1, 2, 3. Evet, yanlış girmişiz. 6, 7, 7, 8, 9, 0. Bağla. Evet, bağlantı kuruldu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bağlandık. Buradan da tekrar bağlantımıza gidelim. Widget'lere geçmişiz. Tekrar bağlantımıza gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tekrar bağlantımıza gittik. Ve gayet hem güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem de evinizi 25 metre ile 100 metre arasında izleyebilirsiniz. Ya da camınızın kenarına koyup arabanızı izleyebilirsiniz. Gayet güvenli bir kamera oluyor. Gayet de uygun. 4K HD Ultra, Ultra HD, Wi-Fi'li, 25 metre ile 100 metre arasında değişiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başarılar.